Herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs Perşembe. Bugün birlikte Bitcoin'in teknik görünümü konuşacağız. Önceki analizimizde grafikte bir süredir birbiri benzeri düşüş formasyonları olduğundan bahsetmiştik. 42.300 doları işaretlediğimiz paritede 42.300 dolar altı kapanış gelmesi halinde ters bayrak formasyonunun onay alacağını ve her ne kadar 37.500 dolar bölgesi destek olsa da formasyonun düşüş hedefinin 36.000 dolar seviyelerini getirebileceğini konuşmuştuk. Ancak Elon Musk'ın kötü haberli tweetlerinden arkasına Çin'den gelen yasak haberleri de eklenince tekniği negatif olan Bitcoin'in beklenenin de altına 30.000 dolara paniklerle manipülatif bazı yanlış haberlerle düşürüldüğünü ve mum kapanmadan 36.000 dolara tekrar çekildiğini gördük. Bu düşüş hakkında forumlarda gezen bazı konuşmalarda 2 milyar dolarlık bir long pozisyonu açan büyük bir oyuncunun likit edilmesi, batırılması için planlı olduğu söylentileri de mevcut. Ancak maalesef bunu doğrulamamız çok zor. Umuyorum çok zarar edenimiz yoktur. Bitcoin'in teknik görünme gelecek olursak, sert düşüş sonrası toparlanan paritede 42400 dolar direncine bir deneme geldiğini, şu an kırılmaya çalışıldığı görülmekte. Bitcoin'de 14 Nisan'dan beri oluşan fiyatlamalar Bizlere iki adet düşen trend oluşturdu diyebiliriz. Burada majör düşen trendimiz için 54.000 dolar tahmini kırılım seviyesi olacaktır. Minör düşen trendimizde ise şu an bulunduğu bölgede 41.500 dolar bölgesi trend kırılım seviyesi olarak gösterilebilir. Yani yani gelecek mum kapanışın bu seviye üzerinde olması alımlarda bir artış yaratarak yükselişe bir ivme getirebilir. Pozitif yönde ilerlememiz halinde 45.000 dolar ara direnç bölgesi olacaktır. Ana dirençlerden olan 47.400 dolar ise önemli bir eşik olacaktır. İlerlememiz halinde takip alması gereken önemli bölgelerden biri olduğunu söylemek gerek. Peki şu an negatif bir ihtimalde grafiği nasıl takip etmeliyiz? Burada 40.000 doların önemli bir destek görevi olacaktır. 40.000 dolar altında bir kapanış görürsek bu bize 38.000 dolar ardından ise 36.000 dolar desteğine bir gerileme getirebilir. Bitcoin'in destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca Alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.